Beyhan Hanım ne yapacağız? Önce onu bir anlatın. Yufkalı beyti kebabı yapacağız. Böyle sunumu çok değişik, çok güzel olacak. Yufkalarımız hazır zaten. Önce kebabını hazırlayalım. Dana kıyması, tavuk kıyması, kuzu kıyma kullanıyoruz. Allah Allah. Dana değil, evet. O tarafı anlatırsanız. Ha, pardon, evet. Çok özür dilerim. Sinan Bey. Ayşe'nin yanında asla bir kuzuyu canlı görmedim. Ben başlayayım. Siz de arkadan devam peki edersiniz. Efendim. Kıymalı. Aynısını yaparsanız. Aynısını. Hepimiz aynısı mı? Evet evet, hepimiz aynı dur, yapacağız. Dur yavaş. Tamam, ben bir dakika önden... Bu dana kıyma. Dana, tavuk, kuzu. Ha, üçü niye karışıyor? Bunu ilk defa duydum. Evet evet. Üçü karışıyor üçü mu de, efendim? Evet, lezzet katsın diye. Evet. Şöyle yumurtamı kırıyorum. İçine. Öyle mi? Dur yumurtayı kırsın bakayım nasıl kırıyor? Ben kırdım, tek elle kırdım. Kır yumurtayı. Sol elle kırdım hem de. Kır yumurtayı. Hadi bakalım. Vallahi kırdı. Oldu. Daha neler diyorum. Unum var. Ona ekliyoruz. Burada baharatlarımız var. Ben hepsini size ayarladım. Dur ne kadar koyuyorsun yavaş. Tamam şöyle birazcık ayırdım. Abi takip et. Öyle yavaş mı çok hızlı yapıyor. Ne yaptın? Tamam yeterli. Çok mu attı? Yok yok. Hayır gör işte. Takip ediyorum. Ayarlıyor. Korktum. Burada başka da soğanımız var. Soğana ben dokunmasam olur mu sabah? Tabii. Gel hadi ver tamam hadi ver. Sizinki olmaz. Olurum. İyi hadi ver tamam koy bunu da koyayım. Ne yapayım? Tamam içine koyacağız. Programa şimdi... geldiysen mecburum. Bütün hepsi hazır oldu. Dur tuz koydun mu? Tuz baharatların içinde vardı. Ben hepsini ayarladım size. Peki efendim. Bunu güzelce artık. Ayşen acı koymam lazım. Acı da ekledim ben. Abi herkes kendi yaptığını yesin. Ben senin yaptığını yemek istemiyorum. Abi bu çok zevkli işte. Şu an yaptığımız çok güzeldi. Hiç şimdi köfte bunu... yoğurdun mu Sinan? Yok. Hiç değil mi? Yok. Ya. İlk. O zaman bu bir ilk. Ha şey var ama hazır hamburger köftesi falan vardı. Ekmeğin arasına koyuyordum onu. Olmuyor mu? O yoğurmak denmez ona. Hiç çiğ köfte mi köfte yormuşluğu yok mu? Tuhaf bir koku. Nereden çiğ köfte yoğuracağım ben Allah aşkına abi, ya? Abi her delikanlı, her erkek... Amsterdam'da doğmuşum, İstanbul'da ömür boyu bir kere çiğ nerede? Köfte yoğurması lazım. Ya yok, ben de hiç... Şöyle alttan doğru yaparsak hepsi karışmış. Benim yazdığım güzel. Delikanlının kitabının sayfa 24. 3. nüshasında öyle bir madde var. Aynalı Tahir. Her erkek ömründe aa, bir kere çiğ köfte oldu yoğurması dizi? Lazım. Efendim bitti artık, Aynalı Tahir. Aynalı Tahir. Sen... Sen Erkan Petekkaya'yı şey yaptığından beri artık gurur. Erkan abi de vardı orada. Birazdan Erkan Petekkaya'ya neden açıklamaları yaptı? Erkan Petekkaya'nın tepkisi ne oldu? Evet, hazır onu da göreceğiz. Evet Beyhan Hanım. Benimki hazır. Hemen şöyle kenara aldım. Çok güzel kokuyor ama biliyor musun? Evet bütün şeyler karışınca. Şimdi eldivenimi ben çıkartıyorum artık. Çok sevdin galiba yoğurmayı. Çok güzelmiş yoğurmak ya. Bu kadar mı köfte yoğurmak? Şimdi bu kadar evet. Ama daha devam edeceğiz. Şimdi abi yemek yapmak stres yap. Açıyoruz. Ya, stresini atarsın. Şöyle hemen kenara alalım. Evet. Evet Sinancım, o da hazır. Yufkayı aç. Yufkayı açıyoruz. İki tane şöyle. İkisini de mi açacağız? Abi açılmıyor ki bu. Bu anneannem börek yaparken çalardım ondan böyle. Çiğ yufka yerdim. Biliyor musun öyle? Ay ben de yerim. Çok seviyorum. Ya evet ama ben de yapardım. Şöyle üçgen olacak şekilde ben katlıyorum. Önce neler ikiye... bana çift şey anlamadık yapıyorsun ki, diye anlamadık ki bir görelim. Bir tamam görelim. Tamam hemen önce şöyle. Önce ikiye katladın. Evet önce ikiye katladım tamam. Açtıktan sonra bir de bunu alıp bu tarafa katladım bu kadarcık. Ya onları ben... Üçgen olacak şekilde. Aynen. Şöyle de düzelteyim. Siz... Askerde çok çarşaf katmıştım. Malzemeden çalıyor yalnız. Sonra da... Evet. Onu... Bunu da... Evet elime kıyma bulaşmış. Şöyle üzerine kalıbın şeklini... O nasıl katlama ya? Hayır, o nasıl çalıyor katlama zaten, ya? Yiyor. Abi benimkisi küçük. Beyhan sen anlat bize, tamam. Bir şey yapalım. Ben şöyle kabımızın ölçüsünü baz alacak şekilde üzerine koydum. Buradan kesiyorum. Tamam. Benim tam oturdu. Evet o parça. Valla tam oturdu. Şöyle fazla kalan parçaları da çıkartıyorum bıçakla, kesiyorum. Tamam. Bana gerek yok öyle bir şey. Yuvarlak. Bir şekilde. Evet aynen yuvarlak bir şekilde. Evet. Kesiyorum. Şöyle fazla parçaları çıkartalım. Maksat abi, yuvarlak oluşturmak. Şimdi çok burada güzel. Şunları da şöyle ayırıyorum. Dört tane parça elde ediyoruz. Bunların içine şurada su ve yağ karışımı var. Bunları tek tek süreceğiz. Ondan sonra kabımıza tekrar bir koyacağız. Bir tane versene bana. Ay şuradan vereyim. Kadının yufkasını hep çiğ çiğ yedin. Çiğ çiğ yedi gerçekten diyorum da malzemeden bunları yapamam çalıyor. Ben ya. Bu güzel gidiyordu da zorlaşmaya başladı gitgide. Ama o taraf daha kolay. Eğlenceli ben de yerim. Kısmı. Ben de çiğ çiğ yerim de şu an bir yarışma içerisindeyiz. Evet. Ciddiyeti yani var. Yani kazanmak istemez şey misiniz? Şey yapmak istemiyorum. İnsanlara saygım var. Kazanamam ki. Ne bu? İzleyenlere. Buna mı batırdın? Evet evet ona batırıp yufkaları yağlıyoruz. Zeytinyağı mı? Sıvı yağ su karışımı. Sıvı yağ çok su. Koymayın. Çok yağlı yemek iyi değildir. Şu değil mi şu? Aynen aynen o oh, evet. Sonra diğerini üzerine kapatıyorum. Tamam. Alişan bunu plajda yiyor genelde.
Olan macundu ya. Biz tabii ki biz yuvarlak yapıyoruz. Sinan'ınkinin ne şekil olduğu... O yani... Hani ançtan çözemez öyle söyleyeyim. Üçgen, ne, o ne şekli de, mesela? Üçgen de değil ki nasıl ama. Nasıl bir şekil? Bu şey. Bu... Yeni bir şekil oldu. Adını koymaya çalışıyoruz şu an. Bunun için abi, kulağımdan evet, diyorlar evet. Ki beyan yaptırsın ona. Hayır yaptırmayacak abi. Herkesin yaptığı kendine abi. Herkes kendi şeyiyle. Fena değil ya. Güzel yani şekli çok güzel olacak. Bir de ben bunun arasına... Sinan pardon bir şey diyeceğim. Dört katı da yağladın mı? Hayır. Dört katı da mı yağlayacaksın? Dört katı da yağlayacaksın abi. Ya Allah billahi ya sabah sabah. Hayır kaç katlı zaten yufkam o da belli değil mi? Zaten dört katım şurada yok. Şurada benim bir tane fazla yufkam var. Verebilir mi? İstersen ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunu o tarafa mı? Bunu o tarafa versene. Dur dur sana bir kıyak yapıyorum tamam. Tamam. Bunları sen al. Şurayı da azıcık yağlayayım ki. Bu benim yağlı ekmeğimi alamam. Onu ben alayım. Tamam teşekkür hadi sana ediyorum. Bir kıyak yaptık. Onu Beyan sen şimdi tarif et o yapsın. Tamam. Hepsini şey yaptık. Hepsini yağladık. Sinan Bey kabınızın içine direkt koyabilirsiniz. Valla ben yapmam. Ben yapmazsam zaplarlar. Burası bak. Kolay. Zor ben... tarafı aldım ben. Ben yapmazsam zaplarlar diyor ya. Ben yapayım söyle. Siz direkt şöyle kabı alalım. Zaten şu an. Siz şimdi içine koyun. Yerlendin. Şu an. Ben de şunu alayım direkt. Peki Erken efendim. Sizinki de bittiyse kabı sonra... koyabilirsiniz. Bıçağınız hemen o tarafta. Şöyle nereye koyacağız Beyan Hanım? Kabın içine mi? Keselim. Tamam. Evet evet bu cam kabımız var ya. Evet aynı. Koydum. Sizin de bıçağınız burada. Şöyle bir artı atabilir miyiz? Tamam. Ondan sonra onu tekrar. Ortadan ikiye. Evet evet ortadan ikiye. Sonra tekrar bir daha ortadan ikiye. Sana hazır beyti verdik. Hazır beytiyim bile. Bir de yani. Buradan vuralım. Hepsinin aralarından. Ha birer tane daha. Evet birer tane daha. Bu arada ben biliyorsunuz Beyti Bey onunla Florida'da tanışmıştım. Evet. Onun adından geliyor beyti kebap. Bu o beyti değil yalnız. Öyle mi? Evet bu yufkalı beyti. Yufkalı beyti. O kadarını bilmiyorum ya adam. Beyti Bey'le tanışmıştım diye. Hepsi tamamsa ortadan kestik değil mi hepsini? Evet. Aynen. Bak. Bak tepsisine bak Allah aşkına ya. Evet. Şimdi sizin kebabınızı alıp şu sadece çevreye bütün yuvarlak oluşturacak. Full şey. Hepsini mi koyuyorum? Artık ne kadar alırsa. Elimizle önce bir rulo yapalım. Daha güzel olur. Silindir şeklinde yaparsak. Ha şöyle şey mi? Çevresine yayacağız evet. Ha çevresine yayacağız. Ha, aynen. Ben de. Oldu mu? Ben söyle hemen ufak şişko gözüküyor. Oldu biraz. Birazcık. Şöyle. Olması mümkün mü? Şöyle. Devam edelim. Aynı bu şekilde bir çember oluşturacağız ama şu yufkayı yanlış kesmişsiniz sanırım. Her işte maalesef. Orayı artık düzeltiriz. Bu. Öyle bu devam eldivenler edeceğim. Çıktıktan sonra bu koku kalıyor mu elimde gün boyu? Soğan. Yok yok kalmaz. Eldiven var ya kalmaz. Ha, okay. Aynen. Güzel evet, aslında. Alişan kötü değil güzel yani. Gidiyor. Emektar insanların elinde kalıyorsa bizde de kalacak kardeşim. Aa, bir tuş ver. Çok kusura bakma. Senden böyle laflar çok çıkmadığı için sazlarım hazır. Adam tuşunu yapana kadar benim maneviyat öldü. Dur. Evet efendim. Bittiyse ben oradan hemen size devredeceğim tekrardan. Tamam. Az kalmış. Benim az kaldı. Ben kıymayı biraz bol yaptığım için. Olur. Benim kıyma eksik kaldı. Senden hemen, biraz kıyma hemen, hemen hemen. Benimki zaten normal orijinal bir beyti oluyor. Seninki hangi yörenin bilmiyorum. Orta Asya'nın. Sen Kazakistan benim. Serin bozkırlarında. Oradan da izliyorlar. Bu özel bir Kazak yemeğidir bu gerçekten. Galiba evet o taraf. Beyzak. Doğru. Beyzak şimdi, bu. Şimdi Alişan Bey ben şöyle bir tane göstereyim. Tabii. Şurayı bir keseyim, kurtarayım. Tamam. He, şimdi bunu da bunları saracağız. Bunları da aynen bu şekilde böyle saracağız. Bir taç şeklinde oluşturacağız. Hepsini üzerine doğru atıyoruz. Yok yok. Sen bir tane yap bu bir tane. Bu kadar bitti. Bu. Ha bu kadar. Bu kadar. Ha bu. Evet evet o. Bak bu. Sinancığım. Aynen. Üzerine doğru kaldıracağız. Üzerine doğru kestiğimiz kaldır. Kestiğimiz yufkaları. Bunu da yapabilirsin herhalde. O ortadaki kıyma ne abi ya? Bu fazla gelmiş galiba. Benim malzemem abi, Allah'tan söz müzik yapıyorsun. Allah sana öyle bir yetenek veriyor. Benim malzemem bol abi. Bol. Bu yok. Şekilde de pişireceğiz. Bu mudur? Bunu, evet bu şekilde pişireceğiz. Ah fena olmadı. Seninki bayağı bildiğin baklava oldu. Bak. Çok güzel. Bunu pişirelim. Pişirdikten sonra tadına bakalım. Pişirelim abi. Tamam. Ben de varım. Benimkini de pişir tamam tabii, lütfen. Tabii. Pişireceğim. Sağ olun.